İstiyorsan git benim evde yat, uzan, dinlen. Biraz istirahat et evladım. Burada çok gürültü patırtı var. Üstelik çocuk devamlı mızmızlanıyor, rahat edemezsin ki. Bir kere hiçbir şey olmaz. Ayol, bu evin neresi? Gürültülü. Benim evim sakin çocuğum. Git benim odamda yat, kafanı dinle. Hayatım, istiyorsan gerçekten git dinler. Bir iki saate toparlarsın belki. Yok ya, iyileşecek gibi değil çocuk. Ayrıca sen de üstelemeyi bir bıraksan artık. Ha yani şimdi acelesi yok bir tanem. Yarın bakarız, öbür gün bakarız. Günden kaçmıyor. Yani sen iyi ol da. ama öksürük yok. Bebek var bu evde. Gıcık, gıcık yaptı yeter. Evladım, bak istersen tanıdığım bir sürü hekim arkadaşlarım var. Gidelim bir baktıralım sana. Ha? Sağ ol, sağ ol. Bacım, sağ ol. Gel kızım, gel. Enişte! Sarılma aman. Ne oluyor? Ne oluyor ya? Şey, hastayım da biraz halsizim geçmesin diye şey yaptım. Ah, ay geçmiş olsun. Ne zaman geldin sen ya? Sevinmedin mi kız geldiğime? Ay yok canım, sevindim tabii de öyle şaşırdım birden karşımda görünce. Sürpriz yapayım dedim böyle. Ay çok iyi yapmışsın vallahi, hoş geldin. Neyse ev halkı, ben hemen üstümü değiştirip çıkacağım. Öpüyorum, hepinizi konuşuruz. Ben de şey... Sen nereye çocuğum? Ya bir lavaboya kadar gidip geleceğim, siz yiyin. Seninle acil hemen konuşmamız lazım. Ya konuşalım da enişte, ben şimdi işe geç kalıyorum. Akşam konuşsak olur mu? Yok, akşama kadar bekleyemem. Çok acil hemen konuşmamız lazım. Çok önemli bir şey. Tarık, sen lavaboya gitmiyor muydun oğlum? He, ben lavaboya gidecektim de ay benim başım döndü. Bu jet lag, met lag olayları var ya, benim kafayı döndürdü. Ben ne yaptım bilmiyorum ki. Burası Gökçe'nin odası değil mi? Hay Allah. Çıkıyorum. Öptüm sizi. Sezen, akşama geç kalma kızım, tamam mı? Ay yok artık, daha neler anne. Hadi öptüm. Ya bir kahve mi içsek acaba Rezzan? Hay aklında bir yaşa Hikmetciğim. Bak çok iyi fikir. Tarık, gel çocuğum, hadi sen de bana yardım et. Ya bırak çocuk otursun. Ayaklanmak iyidir. Açılır biraz. Gel çocuğum. Bence de hayatım. Böyle yattıkça daha kötü oluyor insan. Hadi iyi gelir, iyi. Gel anne oğul, biz seninle kahve yapalım. Gel evladım. Gel çocuğum, geç. Oturuyorum, otur, otur. Oturayım mı? Otur tabii, otur canım. Ben yapacağım kahveleri şimdi. Hayır yani... Geldiğinden beri doğru düzgün konuşamadık bir türlü. Ana oğul, şöyle bir konuşalım. Nasılsın? Nasıl gidiyor işler güçler? İyi gidiyor anneciğim, iyi gidiyor. Oh, iyi. Yok yani bir problem değil mi yavrum? Yok, yok bir sıkıntı çok şükür. Hayır, oğlum hani olur ya böyle insanın büyük bir derdi olur. Kimselere diyemez. Hani varsa öyle bir şey. Yok anneciğim, yok. Yok, çok şükür mutluyum yani, yok bir problem. Oğlum niye olmasın? Hepimiz insanız yani. Olur böyle şeyler, başımıza gelir, normaldir. Varsa bak söyle. Ya olabilir, olabilir de benim sıkıntım yok çok şükür. Yani geldiğime çok mutluyum, karımı kızımı gördüğüme, sizi gördüğüme çok mutluyum anneciğim. Ya burası çok bir böyle bir sıcak oldu, bir camı pencereyi açabilir miyiz anne? Açık ya çocuğum. Açık değil mi? Ay, bana açık. Böyle bir fenalık bastı. Peki, oh. Tarık'cığım, nerede ev düşünüyorsunuz? Nasıl bir ev bakacaksınız? Füsun mu ağladı? Yoo. Vallahi bir fikri Füsun ağladı. Ben bir bakayım, hemen geliyorum. Ay. Ay yok, kesin var bir şey. Ay ben Nilüfer'e üzülürüm ya. Ay ne var acaba? Dur bakalım, çıkar kokusu. Lan şunu da şarkıcı diye televizyona çıkarıyorlar ya, pes be. Ay yazık be, ne yapsın? Bak dişleri de yamuk yumuk. Şunu bana verseler var ya, iki dakikada bütün ağzını tamir ederim bunu. Yok artık, iki dakika mı?
Herhalde yumruk atıp hepsini dökeceğim. Canım o işin esprisi tabii yani. Yoksa bu ağız ancak 2 senede adam olur. Ay hayatım ya. Şu eteğin güzelliğine bak. Çok güzel sevgilim, güzel. Güzel de rengini çok sevmedim. Ya. Bak siyahı varmış, beyaz, bir de mavi. Ne bileyim ben bir tanem yani çok sevmedim. Aha ben sana ne gösterecektim bak. Bak kızımıza neler beğendim. Bir tanem böyle her gün her gün bir şeyler almasak. Her gün almayalım yani. Ama ben ne yapayım çok hızlı büyüyor. Evet. Büyüyor tabii. Nilüfer. Siz saklayacak mısınız Füsun'un giysilerini? Anneciğim Fikret'in kıyafetlerini niye saklayayım? Kızım hayır yani. Hani yarın bir gün bir ikinciyi falan düşünürsünüz. Ay 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 ay. Hay Allah aşkına atın gitsin şu çocuğun kıyafetlerini. Yok ya. Niye atıyormuşuz? Yani atmayalım da ihtiyacı olan birine verelim en azından. Benim bütün çocukluğum bunun ikinci ellerini giymekle geçti ya. Yalnız bunun demezsek Yoncacığım. Ne bileyim yani işte ihtiyacı olan birine verelim yenilerini alırız. He alırız. Hangi parayla? Babam doğru söylüyor. Yani biraz böyle tutumlu olmakta fayda var. Aa, bana baksanıza siz. 5 kuruşumuz bile olmasa ben ne yaparım ederim bulup buluşturup en güzelini alırım torunuma. Değil mi anneciğim? Evet. Oh be. İşte böyledir. Böyle de gönlü cömerttir benim ablamın. Bir zengindir gönlü. Yürü be. O gönlün zenginliği değil. Var bir bildiğim sırmadı. Aa. Hikmet. Evet canım. Ne yapıyorsun be? Ne bileyim hayatım sen birden böyle öyle cilveli cilveli Hikmet deyince ben de şey zannettim yani. Hikmet. Tamam. Unuttum. Unuttum tamam. Söyle. Bana bak. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bu Tarık'ta bir haller var haberin olsun. Sen hiç gözüne çarptın böyle bir şeyler. Ne gibi? Ya ne? Öyle kesin bir şey söyleyemem ama ben hissediyorum var bir şeyler. Allah Allah. Vallahi ben hiçbir şey fark etmedim. Senin gözüne bir şey çarptı mı? Tam olarak değil de, bak mesela ben dün gece su içmeye mutfağa geldim. Bir baktım, bu böyle mutfakta gizli gizli fısır fısır birileriyle telefonla konuşuyor yani. Kadın! Başka bir kadın mı? Ha yok. Yok başka bir kadın olduğunu hiç zannetmiyorum. Kadın falan değil de muhakkak bir sıkıntısı var, büyük bir dert bize söyleyemiyor. Yani ben ağzından laf almaya çalıştım, sıkıştırdım, mutfağa çağırdım. Nuh dedi, peygamber demedi. Hani diyorum sen bir ağzını arasan. Tamam. Sen bana bırak. Ben onun ağzını bir arar yoklama çekerim tamam mı? Vallahi bir konuş bakalım. Ama Allah'ını seversen bak Nilüfer'e falan bir şey hissettirmeyelim. Bak vallahi olay çıkarır. Merak etme aşkım. Nilüfer'in hiç haberi bile olmayacak. Sen o işi bana bırak.